Evet Gökalp, ne yapacağız şimdi? Benim bilgisayarımın hoparlörü bozulmuştu. Onları tamir edeceğiz. Evet, bakalım tamir edebilecek miyiz? Önce lehim makinesini ısıtacağız. İçlerinde kopuk parça varsa bu parçaları lehimleyeceğiz. Evet. Yanından da lehim makinemizi, bunu elektrik, evet, fişimize, prizimize takıyoruz. Evet. Bir yandan da bu ısınıyor. Evet. Kopmuş. Tamam. Diğerini açalım. Onu da açalım bakalım. Evet. Onun da parçaları kopmuş. Bu komple gitmiş. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bunları lehimleyeceğiz. Lehimledikten sonra tekrar yeniden takacağız. Umarım güzel çalışır. Evet. Evet. Bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi hoparlörün bu parçasında bir tane kablo sağlam. Ama bu siyah kablo buradan çıkmış, kopmuş lehimi. Şimdi biz buraya ne yapacağız? Bunu buraya koyduktan sonra lehimle bunu birleştireceğiz. Evet, şimdi ben bunun içerisine hafiften takıyorum. Şu deliğinin içerisine. Evet. Ondan sonra şimdi lehimi kullanacağız. İstersen sen bunu tut, bana yardım et. Tamam baba. Şu hoparlörü tut. Bir elinde de onu tut. Tamam baba. Evet, şöyle başını da çekersen insanlar lehimin nasıl kullandığımızı görmüş olur. Uzaktan böyle elin yanmayacak şekilde. Aferin. O şekilde tutacaksın. Sadece Baba değmesi birazcık yeter. uzaklaştırayım. Lehim makinesini ilk önce buradaki şu maddeye dokunduruyoruz. O lehimin kolay erimesini sağlıyor. Şimdi şunu parçalar. Biraz tamam olmuştur herhalde. Kaynıyor bir şeyler. Tamam, çek elini. Tamam. Hoparlörü mü eritiyor alttan Hayır. hafif? Bak, lehimi yaptık şimdi. Allah'ım. Gördüğünüz gibi bakın bu parçayı buraya lehimledik. Şimdi bu hoparlörün bu kısmı sağlam oldu. Gayet iyi görünüyor. Evet, hala Evet. sıcakmış. Şimdi zor kısma Evet. gelelim. Şimdi biz bunu Bu ses açma kapama olan kısmı. daha alalım. Tekrar yerine takalım. Lehim işimiz tamamlandı. Hoparlörlerimizi tekrar taktık. Ses denemesi yaptık. Sesler geliyor. Tamir tamam. Evet. Atmadık, tamir ettik.